seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararımızın tekrar hayırlı olmasını diliyor. Ülke genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de siyasi partilerin il başkanları 14 Mayıs 2023 Pazar günü zorlu bir sınava tabi tutulacak. Gözler ülkemizde 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere çevrilmiş durumda. Özellikle Nevşehir başta olmak üzere birçok ilde bu seçim zorlu geçecek gibi görünüyor. Bazı partiler sürecin netlik kazanması için il ve ilçelerde çalışmalara koyuldu. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti gibi partilerin il başkanları seçim günü çıkacağı büyük sınav ile kendilerini kanıtlayacaklar. Peki Nevşehir'de hangi parti ne kadar oy alır? İttifaklar seçim günü güç birliği yapacak mı? Bu da ayrı bir soru işareti olarak kafalarda dolaşırken şehre verilecek vaatlerde seçimin seyrinin değişmesinde önemli rol oynayacak gibi görünüyor. Geçmişte Ankara'da yaşayıp da Nevşehir'i tanımayan vekillerin seçilmemesini temenni ederek şehrin sorunlarına siz değerli takipçilerimiz huzuruna da değinmek istiyoruz. İşte Nevşehir'i yeni dönemde temsil edecek isimlerden beklentiler şu şekilde. Çevre yolu, otopark sorunu, Lale Sanayi'nin yetersiz gelmesi, komşu illere bağlantı yollarının sıcak asfalt olması, fabrikanın yetersiz olması, organize sanayinin büyüyememesi, istihdam, Kapadokya Havalimanı'nın uluslararası trafiğe açılması, Kapadokya bölgesinin turizmden hak ettiği payı yeterince alamaması, şehir merkezinde piknik alanlarının az olması, merkez kentsel dönüşümünün bir an önce yapılması ve buraların şehir trafiğine ferahlık getirmesi, tır garajları yapılarak tonajlı araçların şehir içerisine park etme sorununa son verilmesi, şehre yeni bir toptancılar sitesi yapılması ve toptancı esnafının burada toplanılması, arayollarında tıpkı ana yollar gibi sıcak asfalta kavuşturulması, şehir meydanı, Kayaşehir'de turizm potansiyelinin henüz sağlanamamış olması.